Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 22 Mart 2018 Perşembe tabii. 22 Mart 2018 Perşembe Ulusal Kanal'da Türkiye'nin Halkçı Devrimci Televizyonu'nda televizyon gazetesine başladık. Ne var? Hürriyet satıldı. Hürriyet değil sadece. Hürriyet, Posta, Kanal D, CNN yani Doğan Medya Grubu'nun elinde ne varsa o dağıtım şirketi falan hepsi satıldı. Demirören grubu aldı bütün bunları. Basın örgütleri tepkiliymiş. Bakacağız nedir ne değildir diye. Efendim Cumhurbaşkanı hodri meydan diyor Amerika'ya. Olur. Yani bana uyar. Kuzey Irak'a güvenlik duvarı yapacakmışız. Yapalım. Fırat'tan Dicle'ye doğru kayacakmış operasyonlar kaysın. 10 maddede Afrin komutanı İsmail Metin Temeli yazmış. Ahmet Hakan güzel yazmış. Okuruz. Ve Afrin'dekiler, sivil halk yani, çok bekledik sizi diyor. Sizi Allah gönderdi bize diyorlar. Afrin'de azılı teröristler öldürülmüş. Kimler öldürüldü PKK örgütünden? Onları yazmışlar bakalım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ÖSO'ya ayar diye bir haber var Aydınlık 8. sayfada. Yağma tarzı haberler çıkmıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri denetim altına alır bunları demiştik. Almış. HDP'den Birleşmiş Milletler'e müdahale çağrısı. Yani bu kadar olur. Hakikaten bu kadar olur. Türkiye Afrin'de 25 bin kişilik yerel ordu kuracakmış, güvenlik gücü kuracakmış. Vallahi Amerika 65 bin kişilik ordu kuracaktı. Kurabilecek mi, kuramayacak mı göreceğiz onu. Ama Türkiye 25 bin kişilik bir yerel ordunun peşindeymiş. Fırat'ın doğusunun BOP projesi olduğunu yazmış Yeni Çağ'dan arkadaşımız Arslan Bulut. Trump'ın bunlara ayar vermesi lazım diyor Cumhurbaşkanı. Yani Trump adına konuşanlar, bu danışmanlar, manışmanlar var ya diyor. Trump'ın bunlara bir ayar çekmesi lazım. Trump çeksin artık ayarı. ABD'den Uygur kışkırtmasını yine Aydınlık yazmış. Cumhuriyet'in 13. sayfasında da Riyad'ın ihvan çıkışı diye bir haber var. Ona da bakmakta fayda var. Efendim İstiklal Marşımızı ilahi yapmışlar. Ayağa kalkmadan dinliyorlarmış. Dünya Gençliği İstanbul turuna çıkmış. Dün çocuklarla yemekhanede bizim ulusal restoranda, Ulusal Kanal yemekhanesinde hep beraber yemek yedik. Aman Allah'ım pırıl pırıl. Sabah çıkmışlar Boğaz turu yapmışlar. Akşam da sabah ATV grubuna gideceklerdi. Öğleyin Aydınlık ve Ulusal Kanal'ı ziyaret ettiler. Güzel. Bugün de bilebildiğim kadarıyla Ankara'dalar. Atatürk'ün huzuruna çıkacaklar. Türk ve Arap aleminin dizilerle zehirlemeyin demiş Mehmet Yuva. İlgimi çekti yazı. Bakacağım. Teoman Ali ile ilgili bir haber var gazetelerde bugün. Yok yok Teoman değil doğrudan haber olan. Teoman biliyorsunuz Kantar'a çıktığında 200 kilodan fazla çeken arkadaşımız ana haberimizi sunuyor. Teoman'ın işine yarayabilecek bir haber var. Açlığın siniri bozuldu diye sinirlerle oynayarak açlık hissinin daha az duyulmasını sağlamış tıp dünyası. Vallahi ben Teoman'a tavsiye ederim. Peki nereden başlayalım? Hürriyet satıldıdan başlayalım ama tabii Hürriyet satıldıdan başlayalım. Yalnız ben şöyle bir kabaca geçeceğim bu haberleri arkadaşlar. İkinci bölümde Aydınlık Gazetesi medya yazarı gazeteci Oktay Yıldırım'la daha geniş geniş değerlendireceğiz. Türk medyasında Aydın Doğan dönemi artık sona erdi. Hürriyet satıldı. Hürriyet satıldı. Hürriyet satılmış hürriyet ne oldu şimdi? Peki. Ertuğrul Özkök de satılmış oluyor mu bu durumda? Onun için fark etmez değil mi? O rüzgar nereden eserse ben o tarafa yamulurum zaten diyen biriydim. Hürriyet satıldı. Demirören grubu Aydın Doğan'a ait olan Türkiye'nin en büyük yayın kuruluşu Doğan Medya'yı 1.2 milyar dolara yani 4 milyar 700 milyon liraya aldı. Türkiye satışı konuştu. Aydın Doğan'ın elinden çıkardığı medya kuruluşları arasında Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleriyle Kanal D ve CNN Türk kanalları, dergiler, radyolar bulunuyor. Satışın duyulmasıyla bu şirketlere ait hisseler tavan yaptı demiş. Cumhuriyet gazetesinde biraz daha farklı bir bakış açısıyla verilmiş. Hemen Cumhuriyet'ten de bir görelim haberi. Serkan hemen. Evet. Medyada büyük satış diyor. Bu Cumhuriyet mi bu? Bu emin misin? Bu Hürriyet. Neyse.
Medyada büyük satış Demirören grubu Doğan Medya'yı 1.2 milyar, milyar dolara satın aldı. Neler satıldı? Hürriyet, Posta, Fanatik, Kanal D, CNN Türk, Doğan Kitap, Blue TV, Desmart, Yaysat, Hürriyet Daily News, TME, Doğan Egmont, Doğan Dağıtım, Doğan Egmont ne la? İlk defa duydum ha bak. 37 yılın gazetecisiyim, ilk defa duydum. Ne o? Doğan Egmont. Allah Allah. Dur babacığım, daha okumadık. Nereye götürdün T yukarıya ya? Doğan Dağıtım, Doğan Medya International, Doğan Haber Ajansı, DHA, TV2, Dream TV, Dream Türk, Radyo D, Show Türk, CNN Türk Radyo, D Productions, Doğan Music Company, Hürriyet.com.tr, Posta.com.tr, Fanatik.com.tr, Hürriyet Daily News.com, Doğan İnternet Yayıncılığı ve Yatırım AŞ ve aralarında Atlas, Oto Show, Burada, Kapital, Ceo Life, Ekonomist, Elele, Elle, Yat, Türkiye'nin de bulunduğu Doğan Burada bünyesindeki 80 dergide satıldı diyor. Yalnız bilebildiğim kadarıyla özellikle bu dergi grubunda falan, tabii diğer alanlarda da Alman firmaları ortaktı. Onlar ne oldu onu merak ediyorum. Aha burada Alman ortak çıkış sinyali vermişti. 2006'da Doğan Yayın Holding sahibi olduğu Doğan TV'deki hisselerinin %25'ini Alman medya devi Axel Springer'e satmıştı ve karşılığında 375 milyon avro almıştı. 2008 yılında ise Springer Doğan TV hisselerinin %25'inin %5.1'ini Doğan Yayın Holding'e satmış, karşılığında 47 milyon avroya denk gelen %10'a yakın Doğan Yayın Holding hissesi almıştı. Bild, Welt ve Fakt gibi yayınların bünyesinde bulunduran Axel Springer CEO'su Matthias Döfner yaptığı açıklamada Türkiye'deki gelişmelerin endişe verici olduğunu ve basın özgürlüğünün çiğnendiğini söylemişti. Döfner Doğan Yayın Holding'e kalan paylarını 2022'ye kadar kademeli olarak satacaklarını açıklamıştı. Bu arada Hürriyet Gazetecilik'ten kamuoyu aydınlatma platformuna yapılan açıklamada satılan kurumların bağlı olduğu yurt dışı faaliyetlerin durdurulduğu bildirildi. Doğan Medya'nın amiral, medyanın amiral gemisi olarak kabul edilen Hürriyet Gazetesi 1 Mayıs 1948 yılında Sedat Simavi tarafından kurulmuştu. 1994 yılında Doğan Holding tarafından satın alınan gazete ortalama 320 bin adetlik tirajıyla en çok satan gazetelerin başında geliyordu. Gazete 1 Mayıs'ta 70 yaşına giriyor. 1979'da Karacan ailesinden aldığı Milliyet'le basın sektörüne giren, 1994'te de Simavi ailesinden Hürriyet grubunu satın alarak Türkiye'nin en büyük medya grubunun sahibi olan Aydın Doğan 40 yıldır kesintisiz medya sektöründeydi. Bu da son 10 yılın en büyük el değiştirmesi oldu. Daha önce Ciner Yayın Grubu satın almıştı Show TV ve diğerlerini. İlginç bir satış, çeşitli yorumlar var. Farklı yorumlar var. Burada da Cumhuriyet'in yorumu, amiral gemisi yandaş limanda. Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Mayıs 2011'de Milliyet ve Vatan'ı sattığı Erdoğan Demirören'le medya grubunun satışı konusunda anlaştı. AKP ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ciddi sorunlar yaşayan Doğan Grubu ve kurucusu Aydın Doğan'ın satış kararı Türkiye tarihindeki en büyük medya el değiştirmesi olarak ifade ediliyor. Aydın Doğan 1979'da Karacan ailesinden aldığı Milliyet'le basın sektörüne girdi. 1994'te Simavi ailesinden Hürriyet grubunu satın alarak en büyük medya grubunun sahibi olmuştu diyor. Aydın Doğan genel yayın yönetmenlerine bir mesaj göndermiş. Yeter artık, daha fazla dayanamayacağım, satış konusunda anlaştım diye satışı böyle duyurmuş. Cumhuriyet Halk Partisi bu satışa karşı çıkıyor. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhuriyet'e yaptığı değerlendirmede Doğan Medya Grubu'nun satışıyla Türkiye'deki çok büyük bir medya grubunun tek elde toplanması sonucunu doğuracağını, bunun da son derece sıkıntılı sonuçlar vereceğini dikkat çekmiş ve Rekabet Kurumu onay vermemeli demiş, tekelleşmeye işaret etmiş Özgür Özel. Vallahi arkadaşlar, amiral gemisi yandaş limanda başlığı ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmem. Ama neyin yandaşı olduğunuz önemli.
Hürriyet grubu, Aydın Doğan grubu son tahlilde mutlaka Amerikancı politikalardan yana tavır koyan, mutlaka Amerikancı politikaları destekleyen bir gruptu. Nereden çıkartacağım? Kendi yayınlarından çıkartıyorum. Az mı eleştirdik burada? Mesela Barzani'nin bağımsızlık referandumunu davuluna çalarak onaylamışlardı. Erbil'e adam gönderdiler. Aman da ne güzel olacak dediler vesaire. Böyle değil mi? Böyle. Hangi açıdan bakarsanız bakın, burada benim için Doğan grubunun Demirören'e satılması ya da başka bir şey değil. Türkiye'nin gerçek gazetelere, gerçek televizyonlara sahip çıkması meselesi. Yani Kanal D satın. Bana ne? Ne vardı ki Kanal D'de? Diziler vardı. Başka? O diziler üzerinde de bir sürü tartışırız. Zaten Mehmet Yuva'ya yazmış bir şeyler bugün, birazdan okuyacağım. Hangi gerçek haberi öğrenebildiniz Doğan Medya grubundan şimdiye kadar? Ha, Demirören grubundan da öğrenemezsiniz. Burada ulusal kanalın ve aydınlığın önemi ortaya çıkar. Bize düşen gazeteci olarak, size düşen izleyici arkadaşlar olarak, okur arkadaşlar olarak Türkiye'nin gerçek gazeteciliğinin yapıldığı bu kurumlara, yani ulusal kanal ve aydınlığa sahip çıkmak, onları büyütmektir. Gerçekten doğru haberi istiyorsanız, bakın, bir gazete ya da televizyon gerçek görevini yaptığı zaman, yani gazetecilik yaptığı zaman, doğru bilgi verdiği zaman, doğru haber verdiği zaman o gazeteyi ancak bayiden satın alabilirsiniz. Aydınlık gazetesini satın almak isteyen biri 1,5 lirayı verir, bayiden alır, katlar, kor cebine gider, oturur bir yerde, okur, öğrenir. Ulusal kanalın satılması diye bir şey asla söz konusu olamaz. Zaten Ergenekon, Balyoz döneminde çok taliplileri çıktı. Elimizin tersiyle ettik. Ama zor durumdasınız dediler. Değiliz dedik. Niye dediler, zor durum? Hayır, bizim patron halleder dedik. Kim sizin patron dediler? Türk milleti dedik. Ulusal kanal Türk milletinin televizyonudur, milletin televizyonudur. Aydınlık milletin gazetesidir. Alınamaz, satılamaz, yıkılamaz, bitirilemez. Ne kadar uğraşırsanız uğraşın bitiremezsiniz. Ben işin bu tarafına bakarım. Beni ilgilendiren bu tarafı. Biraz da övünerek söyleyeyim, bir ulusal kanal bütün medyaya bedeldir. Bir aydınlık alın. Bütün medyadan okuyacağınız, edineceğiniz bilgilerin en doğrusunu okursunuz zaten. Tamam. Bu konuyu biraz daha ayrıntılı ikinci bölümde Oktay Yıldırım'la konuşacağız. Şimdi Türkiye'de ve dünyada neler oluyor bitiyor, ona bir bakalım. Ne olmuş? Efendim, Cumhurbaşkanı hodri meydan demiş. Amerika'ya meydan okumuş. Ona bir bakalım hemen. Münbiç ve Sincar'ı da temizleriz demiş. Hodri meydan. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Münbiç ve Sincar başta olmak üzere sınırlarındaki tüm terör tehditleri ortadan kalkıncaya kadar durmayacağını söyledi. Erdoğan, biz bu yola baş koyduk. Varsa cesareti olan buyursun, hodri meydan diyoruz dedi. Külliye'de Dünya Ormancılık Günü dolayısıyla düzenlenen törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar için şu mesajları verdi. Terör örgütleriyle mücadelemizi kaynağında yapacağız dedik. Irak yönetimi PKK'yı temizlemezse Sincar'da onları biz temizleriz dedik. Son iki günde Irak'ın kuzeyinde 38 PKK'lı etkisiz hale getirildi. Eğer bu devam ederse daha ileri gideriz demiş. Ve Trump'a bir ayar çekmiş burada. Ne diyor? Bakın, ABD Başkanı Sayın Trump'tan ülkemize yönelik politikalardaki kafa karışıklığını giderecek, artık hadsizlik boyutuna varan açıklamaların önünü kesecek bir tavır ortaya koymasını bekliyoruz. Sayın Trump adına konuşanlar ne dediklerinin farkında değil. Sayın Trump'ın bunlara ayar vermesi lazım demiş. Güzel. Trump ayar çekecek. Şşt, hop, ne kadar? Öyle konuşma. Erdoğan kızıyor
Benim başımı darda sokmayın bu adamla falan diye. Verir mi? Verir vallahi. Şimdi bu Sincar, Münbiç, Fırat'ın doğusu meselesi tartışılıp duruluyor. Amerika Türkiye'ye Sincar için izin verdi, Münbiç öyle değildir, bilmem neydi, Afrin için izin verdi falan diye konuşmalar yapılıyor. Bunların kaynağında ne var ne yok bunu da konuşmak lazım. Mesela Aslan Bulut, Yeni Çağ Gazetesi'nden sevdiğimiz bir gazeteci dostumuz, çok sık da burada konuk ettiğimiz bir arkadaşımız. Bugün yazısında diyor ki, vallahi diyor bakmayın öyle, Fırat'ın doğusu nedir? BOP'tur diyor, Büyük Orta Doğu Projesi'dir. Pentagon'un 2006'da çizdiği haritada Afrin Suriye sınırları içinde bırakılırken Fırat'ın doğusu ise PKK'ya teslim edilerek Batı Kürdistan şeklinde ana parçaya ekleniyormuş. Afrin harekatına ABD'nin neden ses çıkarmadığı 2006'da hazırlanan Büyük Orta Doğu Projesi haritasından anlaşılıyor. Haritada Afrin Suriye sınırları içinde kalıyor. Fırat'ın doğusundan kasıt ise sadece Suriye'den geçen değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan geçen Fırat'ın doğusu. PKK ile masaya oturulması ve açılım politikaları doğrudan haritanın hayata geçirilmesine hizmet etti. Fırat'ın batısını Rusya'nın, doğusunu ABD'nin kontrol etmesi iki taraf arasında önceden kararlaştırılmıştı. Türkiye ise Elbap ve Afrin'de geçici oyun kurucu rolü verilmişti. Suriye ve Irak için uygulanan planın Türkiye'nin Türkiye içinde denendiği hatırlatılacak olursa, BOP'un harfiyen uygulandığı Afrin harekatına Türkiye'deki siyasi iktidarın güçlenerek yoluna devam edebilmesi için yol verildiği, esasen ABD ve Rusya arasında bölgenin paylaşıldığı da gözler önüne seriliyor demiş. İlginç bir yaklaşım ama benim çok da katıldığım bir yaklaşım değil. Yani Afrin olmadan, Akdeniz sularına ulaştırmadan o korunmak istenen Batı Kürdistan'ın hiçbir manası kalmaz. Elbap ve Afrin operasyonlarıyla bu kuşak kesilmiştir. Peki şöyle yapalım, bunu da Oktay Yıldırım'a soralım. İkinci bölümde onu da Oktay'la konuşalım. Şimdi harekat Fırat'tan Dicle'ye doğru yayılıyormuş. Yeni Şafak'ın haberine göre Yeni Şafak öyle diyor. Fırat'tan Dicle'ye diyor. Afrin'i PKK işgalinden kurtaran Mehmetçik, Irak'ta ikinci kandil haline gelen Sincar için hazırlığa başladı. Dün hava operasyonlarında 38 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Irak yönetimi PKK ile mücadele etme sözünü yerine getiremezse Türkiye Dicle çevresini temizleyecek, yeni bir harekat başlatacak. Nasıl olacak bu? PKK 2014 Ağustos'unda DAEŞ'i bahane ederek ABD desteğiyle Sincar'ı, yani PKK'nın deyimine Şengal'i işgal etti diyor. Bağdat yönetimi ve Musul İl Meclisi'nin yaptığı çekil çağrılarını göz ardı eden terör örgütü Irak kuzeyinde yeni bir kandil kurmak için çabalıyor. Bu nedenle yüz binlerce Arap, Türkmen, Ezidi ve Kürt Irak'ın değişik bölgelerine göçe zorlandı. Ankara ve Bağdat, Mesut Barzani'nin 25 Eylül 2017'deki korsan referandumuna karşı ortak tavır olarak ABD'nin Irak'ı parçalama hayalini bitirmişti. Silopi'deki ortak askeri tatbikatla da teröre karşı işbirliği mesajı verildi. Türkiye Irak'ta hem Sincar'ı hem de PKK terör örgütünün kaynağı olan kampları temizleyecek demiş. Olur, bu plan uygundur. Neden uygundur? Fırat'ın doğusu ya da batısı, kuzeyi ya da güneyi. Hayır. Batı Asya'da Amerikan emperyalizmi ve onun aletleri ortalıktan kaldırılmadan, temizlenmeden hiçbirimize rahat huzur yok. Bu anlamda Şengal dedikleri Sincar, Membiç, daha yukarıda Kamışlı'nın çevresindeki terör örgütüne ait denetlenen yerler, hepsinin tertemiz yapılması lazım. Bir ara, 2-3 dakika bir ara, devam edeceğiz. Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz. Yine Afrin'den, harekattan bahseden bir iki haber var elimizde. Bunlardan biri, Afrin'de azılı teröristler öldürüldü diyor Sabah gazetesi. Kimler varmış onlar arasında bir bakalım. 1 milyonluk yeşil listede aranan PKK'lı teröristle Kandil'deki elebaşının koruması olan iki kadın terörist Afrin'de ölü ele geçirildi deniyor.
Birisi Hasan Erdoğan, iki kadın dediği de Songül Coşkun ve Divle Miktat. Divle Miktat. Bir Zeytin Dalı harekatında TSK ve ÖSO güçleri terör örgütü PYD PKK'ya ağır kayıplar verdirdi. Bunların arasında 1 milyon lira ödüllü yeşil listede yer alan PKK'nın sözde 4 yol sorumlusu Hasan Erdoğan da var. Terör örgütünce PKK'lılığı gizlenip SDG'li diye duyurulan terörist 10 güvenlik görevlisini şehit etmekten aranıyordu. Bulmuş. Afrin'de YPJ'nin sözde genel komutan yardımcısı olan iki kadın terörist ve bu YPJ de YPG'nin kadın kolu oluyor. İki kadın terörist ve 20 koruması komando timine sızmaya çalışırken öldürüldü. Songül Coşkun ve Dicle Miktat adlı teröristlerin Kandil'de terör elebaşılarından Murat Karayılan'ın korumalığını yaptığı ortaya çıkmıştı diyor. Evet, bunlar daha çok konuşulacak, daha çok anlatılacak, daha bakacağız birkaç ay herhalde bununla uğraşacağız. Ama gelişmeler bence hepimiz için daha iyi gelişmeler, güzel gelişmeler. Şimdi bir güzel yazı daha vereyim ben size Ahmet Hakan'dan. Biliyorsunuz bu Afrin operasyonunu General İsmail Metin Temel yönetti. Ve Metin Temel FETÖ'nün baş hedeflerinden biriydi. Darbe gecesi İsmail Metin Temel'i öldürmek için özel bir ekip kurmuşlardı. Ve İsmail Metin Temel çok büyük bir maharet göstererek bunların elinden kurtulmuştu 15 Temmuz gecesi. Böyle bir kahraman, aynı zamanda Balyoz'dan tutuklanmıştı bildiğim kadarıyla. Ahmet Hakan 10 maddede Afrin komutanı Metin Temel'i yazmış. Diyor ki 1- Zerre reklama tamah etmedi. 2. Zaferi sahiplenmeye kalkışmadı. 3. Görevini doğru dürüst yapanlara özgü bir iç huzuruyla gülümsedi. 4. Sadece cephede değil, propaganda alanında da çarpıştı. Doğru, propaganda alanında da çarpıştı. Hatırlayacaksınız, sivilleri öldürüyor diyorlardı. Ne yaptı Türk Silahlı Kuvvetleri? PKK'nın sivilleri nasıl engellediğini, onları kaçmalarını nasıl engellediğini gösteriverdi. 5. Çayını elinden hiç bırakmadı. Ulan ona mı dikkat ettim be? Vallahi hiç fark etmedim ha. 6. Askerlere babalık yaptı. Bütün komutanlar askerlere babalık yapar. Hepsi yapar. Ben kendi askerliğimde de gördüm. Komutan babalık yapar askerlerine. 7. Sivillerin ayağına taş değmesin diye uğraştı. 8. Yağma iddialarının üzerine anında gitmeyi bildi. 9. Her bir şehidin arkasından zafere yemin etti. 10. Öyle bir kıskaçla işi bitirdi ki bütün analizleri yerlere serdi ve dünyayı şaşırttı demiş. Evet, yani bakın ordunun içindeki FETÖ'cü subaylar ayıklandıktan sonra kaldırdı yazıyı artık, tamam. Bitmedi mi? Bitti. Hı? Yok, kaldırmıyor. Öyle dursun mu? Dursun, tamam, peki. Hayır, bayrak koy, bir şey koy yani, ne bileyim. O yazı niye dursun ki orada? Ne diyorduk? Ordudaki FETÖ'cü subaylar temizlendikten sonra işte İsmail Metin gibi gerçek Türk subayları, gerçek Türk askerleri ortaya çıkınca bakın görüyorsunuz nasıl tak diye sonuç alınıyor. FETÖ'cüler varken bir Bingöl'e giremiyorduk. Kaymakamı oyalıyordu, komutanı oyalıyordu, bilmem ne oluyordu, yanlış istihbarat geliyordu. Oho! Ama gerçek bir Türk subayı işte böyle davranıyor. Helal olsun. Ve etrafını da ona göre düzeltiyor. Ona göre edep, adap, ahlak veriyor. Nasıl yapıyor? Mesela bakın, ÖSO çok eleştiriliyor. Özellikle bazı kesimler tarafından özellikle eleştiriliyor. Ama onlar da Allah için yani hiç yapılmaması gereken şeyleri yapıyorlar bazen. Biz de dilimize doluyoruz. Ney? Afrin alındıktan sonra yağmaya kalkıştılar. Ha münferittir değildir bilmem. Ama örneğin Cumhurbaşkanı da bazılarında ne deniyor ona? Ganimet, değil mi? Ganimet anlayışı var demiş. Bunlar derhal düzeltilecektir. Düzeltildi mi? Düzeltildi. Nereden anlıyoruz? Aydınlık gazetesindeki haberden anlıyoruz. Ne diyor?
Aydınlık 8. sayfasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ÖSO'ya ayar. İşte buyurun. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin Harekatı sırasında kontrol dışı hareketler yapan ve halka olumsuz davranışlar içine giren kimi ÖSO mensuplarının faaliyetlerinin sınırlandırıldığı bildirildi. Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin şehir merkezinin kontrol altına alınması sonrasında ÖSO içindeki kontrol dışı bazı kişilerin bazı evlerde yağmaya girişmesi TSK'nın sert tepkisine neden oldu. ÖSO içinden bazı kişilerin yaptıklarının Zeytin Dalı Harekatı'na büyük zarar verdiğini kaydeden güvenlik kaynakları, biz harekat boyunca sivillere karşı çok hassas davrandık, Afrin halkının burnunun kanamaması için özel dikkat gösterdik. Durum bu iken bir iki kendini bilmezin yaptıkları çok rahatsızlık yarattı, buna karşı gerekli önlemleri en hızlı ve en sert şekilde alıyoruz dediler. Bu arada yapılanlarla ilgili olarak sorgulanan ÖSO komutanlarının sorumluluğu kabul etmedikleri, kendilerine bağlı birliklerden bu tür davranış içine girenlerin olmadığını, yaşanan olumsuzlukların dışarıdan gelen sivillerden kaynaklandığını söyledikleri öğrenildi. Öte yandan ÖSO'dan korkan Afrinlilerin TSK'dan yardım istedikleri de belirtildi. Merak edilmesin. Bunlar düzelecektir. Çok kısa zamanda düzelecektir. Bakın, Türk Silahlı Kuvvetleri gerçekten yağmacı bir mantık içinde değildir. Sivillerin korunması için azami gayret gösteren, bunu Hendek Savaşı'nda da gördük. Dümdüz girecekti, altını üstüne getirecekti, sivillere de zarar gelecekti. Ne oldu? Daha fazla şehidi bile göze alarak titiz bir çalışma yaptı. Burada da ÖSO bir ordu değil aslında, bir milis, milis gücü. Biz niye askeri liseler açılsın tekrar diyoruz? Türk ordusu oralarda, o okullarda bütün bu askerlik anlayışını kavruyor. Sivillere zarar vermemek, teslim olana el kaldırmamak, çocuklara ve kadınlara dokunmamak, yağmacılığa karşı bütün o zihniyet falan o askeri liselerde veriliyor komutanlar tarafından Türk subaylarına. ÖSO'nun öyle bir şeyi yok. Ama şu var, Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket ediyorlarsa Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ilkelerine, prensiplerine uyacaklar. Uymazsa Türk Silahlı Kuvvetleri, yani ordumuz onları uydurur. Uyduruyor da. Kimse bunun boşu boşuna şeyini yapmasın. Neyini diyeyim? Tantanasını yapmasın. Çünkü Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geleneklerinde yok böyle bir şey. Bundan sonra da olmayacaktır. Efendim, bazı konulara ikinci bölüme bırakıyorum. Oktay Yıldırım'la birlikte konuşalım diye. Ama şu Mehmet Yuvan'ın yazısı benim dikkatimi çekti. Bilmiyorum sizin de çeker mi? Türk dizilerinden bahsediyor ve Batı Asya'dan bahsediyor. Diyor ki, Türk ve Arap alemini dizilerle zehirlemeyin. 90'lı yılların ortalarında geldik Dımaşk'a, yani Şam'a. Şehri kuş bakışı seyretmek için Kasyun Dağı'na çıkılır. Suriye'nin televizyon ve radyo verici istasyonları dağın zirvesine kurulu. Zirvenin şehri gören bölümünde kafeteryalar ve lokantalar inşa edilmiş. Burası aynı zamanda sevgililerin gözden ırak buluşma mekanı. Dağın abi dağ diyor ya, dağda böyle 300-400 metre bir yer. Bu ne dedim, bu tepe? Oo, cebel bilmem ne dediler. Dağmış meğersem. Bizim dağlarla onların dağlar arasında bayağı bir fark var. Dağın arka kısmına gittiğinizde derin vadiler ve bu vadilerin içinde onlarca mağara görürsünüz. Görmedikleriniz gördüklerinizden fazladır. Aslında dağın tepesinde yer alan bu büyük coğrafya askeri bir bölge. Uzun yıllar sivillerin girişine kapalıydı, ancak hem dağın arka coğrafyasında yer alan onlarca köy ve beldenin Şam kentine ulaşımını daha kolay ve hızlı sağlama, hem de sivillerin Şam'ın tümünü seyretme imkanını sunmak için Kasyun Dağı sivillerin girişine açılır. Buradan Şam'ı besleyen Barada Nehri ve şehri sarmalayan Yedi Kolu'nun son bulduğu Guta'nın güzelliği karşısında hayran kalırsınız. Suriye'ye ihraç edilen terör savaşı esasında İsrail ve sahadaki mücahitleri Şam'ı savunacak hava savunma sistemlerini bertaraf etmek için Kasyun Dağı'na onlarca kez saldırdılar. İsrail savaş uçakları ve füzeleri o vadilere tonlarca bomba ve füze yağdırdı. Kasyun Dağı'nın zirvesine
Şam'a ulaştığımızın ikinci günü çıktık. Takriben her evin çatısından mantar gibi biten çanaklar vardı. Anlam verememiştik. Güneş panelleri sanmıştık, hayır değildi. Şam'da güneş bol. Ancak onun enerjisinden yararlanma ihtiyacı duyulmuyordu. Zira ülkede petrol vardı ve ucuzdu. Bu sebeple yaygın şekilde mazot tüketiliyordu. Çatılarda gördüklerimiz meğer uydu çanak antenleriydi. Uydu çanak anten ülkede yasak olmasına rağmen kimse yasak dinlemiyordu. Uydu kanallarını seyretmek için çanak antenin tüm araç ve gereçlerin serbest bölge olan Lübnan'dan tedarik ediliyordu. O tarihte Lübnan, Suriye ordusunun kontrolündeydi. Evlerine ilk uydu antenleri taktıranlar asker aileleri oldu. Zamanla ünü her eve ulaştı. Herkes showtime diyordu. Önce hangi manaya geldiğini anlamamıştık. En nihayet bunun Türk kanalı Show olduğunu öğrenmiştik. Akşam saat 9'dan sonra kanalda cinsel içerikli özel filmler gösterime girermiş. 90'lı yılların ortası ve Türkiye ile ilişkiler kötü. Henüz iki ülkenin toplumu birbirini yakinen tanımıyor. Onların nazarında Türkiye bir Batı ve Avrupa ülkesi. Sınırsız seks özgürlüğü, evlenmeden ilişki yaşama, kadın erkek münasebetleri Türkiye'de çok rahat yaşanan hayat tarzı olarak tasavvur ediliyordu. Show TV'nin filmlerinde insanlar hiç giyinik değil. Ya bikinili ya da dans kulüplerinde. Akşam oldu mu içki ve cinsellik bol kepçeden içiliyor ve yaşanıyor. 80 Kenan Evren cuntası sonrasında zuhur eden avantür ve porno sinemasının tüm filmleri Show Uydu TV üzerinden Suriye toplumuna ihraç edilmişti. Türk toplumunu zehirleyen medya şimdi Suriye ve tüm Arap aleminde devreye girmişti. Her ev çanak uydu anten sahibi olmuştu. Akşamları misafir kabul edilmiyordu. Zira show zamanıydı. Ciddi bir toplumsal sorun zuhur etmişti. Suriye'de show ve benzeri televizyonlar şifrelendi. Buna rağmen durduramadılar. Şifre kırıcılar üredi. Ardından Nilsat ve Arapsat üzerinden 22 Arap ülkesinin yüzlerce kanalı girdi Suriye'nin evlerine. Siyonist Süslüman sermayeli MBC 5 ayrı kanalla toplumu rehin aldı. Ardından onlarca Batı kanalı Arapça televizyonlar kurdu. Bu sefer şovun açık seçik yağmurundan kaçmak isterken diğer kanalların porno dolusuna tutuldular. Aşk-ı Memnu dizisi revaçtaydı. Arap aleminde Türkiye'de yeğenin yengesiyle fingirdeşmesinin normal olduğu sanısı yaygınlaştı. Zamanla daha kaliteli Türk dizileri televizyon piyasasına hakim oldu. Diziler sayesinde sadece Türkiye'nin reklamı yapılmıyordu, turizme katkı sağlanmıyordu. Ayrıca bu işte iyi para da vardı. Türk dizileri revaçtaydı. Başta MBC onlarca güçlü medya kuruluşu seyirci kaybediyor ve zarar ediyordu. Ayrıca Kurtlar Vadisi, Filistin gibi Türk filmleri ve dizileri tehlikeliydi. En nihayet Türkiye özellikle FETÖ ve PKK ile mücadele startından sonra birçok kanalda bağımsız davranmaya başladı. İşte bu kabul edilemezdi. ABD ve İsrail Süslüman Körfez ülkelerine bu dizilerin yasaklanmasını istedi. İstedikleri oldu. Kıssadan hisse, Arap alemini Showtime ile zehirlemeyin. Hedefimiz Turan zihniyetine uygun hazırlanan Fetih film ve dizileriyle ürkütmeyin ve uzaklaştırmayın. Yani ne Arap baharını hazırlayan sürecin malzemelerini taşıyın, ne de Türklerin tek bir ve Fetih dışında bir kıymeti harbiyesi yoktur inancını ikame edin demiş. Diyor ki, Arap alemine ya açık saçık filmler, diziler gösteriyorsunuz ya fetih içerikli. Bunları yapmayın diyor. Şimdi tabii bazılarımızın hoşuna gidiyor ama oralardan bakıldığında nasıl görüldüğünü de hesaba katmak gerekir galiba. Başka bir kışkırtma var. Nedir? Uygur kışkırtması, Çin'e karşı ABD'nin tezgahladığı bir kışkırtma bu. Çin kışkırtması yapanlar Soros'tan para alıyor imiş. Aydınlık şöyle vermiş haberi: ABD'den Uygur kışkırtması. Sosyal medyada hızla yayılan ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'i hedef alan videoyu Türkiye'deki Uygur diasporasının lideri yorumladı. ABD bu girişimlerle Türkiye'de Çin karşıtı eylemler çıkarmak istiyor dedi.
Türk adına bir oya eksikti ha. Bir Çin'le kapışmamız eksikti. Bunu da yapın. Yapın. Türkiye azınlıklar tarafından Afrin'de çekildiği iddia edilen Çin Halk Cumhuriyeti'ni tehdit eden video ile ilgili Türkiye'deki Uygur diasporasının liderlerinden biri aydınlığa konuştu. Kışkırtmayı yapanların Türk olmadığını belirten isim, bu insanlar Soros'tan, NET'ten, Amerikan vakıflarından para alıp geçimini sağlıyor, Amerika Türkiye'de Çin karşıtı eylemler çıkartmak istiyor dedi. Son günlerde sosyal medyada çok sayıda paylaşılan bir videoda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taklit üniformasını giyen ve elinde Türk bayraklarıyla kamera karşısında geçen bir kişi Çince konuşarak Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Çin'i tehdit ediyor. Yayınlanan görüntüyle ilgili Uygurlu bir lider aydınlığa şu değerlendirmede bulunmuş. Biz Türkiye'ye sığındık. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Milli menfaatlerimiz her şeyden önce gelir. Önünde gelmesi lazım. Bu ülkenin çıkarlarını korumak her vatandaşın görevidir. Hassa da yalandan askeri giysi giyip tanıkların önünde terörü teşvik edici, iki ülkeyi baltalayıcı sözlere, davranışlara karşı olduğumuzu söylemek isterim. Orada yapılan gösterinin İstanbul'daki Uygur kuruluşlarıyla hiçbir alakası yok. Tabii Çin'de baskı ve insan hakları ihlalleri var ama sorunları savaş açarak çözme imkanımız yok. Öyle bir dünyada yaşamıyoruz. Hassa'dakiler Kayseri Doğu Türkistan Kültür Yardımlaşma Derneği'nin desteğiyle o protestoyu yapıyorlar. Onlar da Tayland'dan, Malezya'dan, Suriye'den kaçıp Türk vatandaşı olmayan kişiler tarafından yapılmıştır. Tamamen bir provokasyondur. Türkiye Cumhuriyeti'ni zorda bırakacak her türlü eyleme karşıyız. İşte can alıcı yeri şurası haberin. Soros ve NET finanse ediyor. Uygur ve Doğu Türkistan meselesi Amerika ve Batı'nın insafına bırakılmayacak kadar milli bir meseledir. Fakat burada bir sıkıntı var. Batı'nın ve Amerika'nın Çin karşıtı eylemlere sürekli destek vermesinin sebebi bölgede insan hakları ihlalleri olduğunu da ön plana çıkarıyor. Zaten sorun olmazsa Batı'nın elinde yapacak bir şey kalmaz. Bu insan hakları ihlallerinin çözüme kavuşturulması gerekir. Aksi takdirde Amerika sürekli yükselen Çin'in önünü kesmek için tırnak içinde Uygurları da kullanacaktır. Çin'in zayıf noktalarını kaşıyacaktır. Terörizme destek verecektir. Hassa'daki olay soruşturulmalı ve yapanlar mutlaka cezalandırılmalıdır. Bu insanlar Soros'tan, NET'ten, Amerikan vakıflarından para alıp geçimini sağlayanlardır. Milli dava olarak bu işi yapan insanlar değil. Geçimini bu işten yapan insanlardır. Amerika ve Batı bu gibi insanları kullanarak Çin karşıtı eylemleri Türkiye'ye getirmek ve Türkiye-Çin ilişkilerini bozmak istiyor. Bunun önüne geçmek sizin, bizim, hepimizin görevi demiş. Bu. Bütün dünyada olduğu gibi Soros, NET gibi kuruluşlar, Amerikan vakıfları, kurumları, sivil toplum örgütü yaratmak adına bu türden insanlara basıyorlar parayı. Türkiye'de hatırlayacaksınız, bu türden çok şey var. Ve bu Uygur meselesinin başında da Amerika'da yaşayan bir kadın var. Uygurlu bir kadın. Arkadaşlar, bambaşka bir dünya ortaya çıkıyor ve biz birilerinin eliyle o dünyayla kapıştırılmak isteniyoruz. Bakın Yeni Şafak mesela bazen çok doğru başlıklar atıyor. Ama hemen sayfanın altında ya da ortasında katil Esed Doğukut'a bilmem kaç kişiyi öldürdü falan diye bir haberi muhakkak koyuyorlar. Niye? Kimyaları bozuk. Bozulmuş bir kimya var. Bizim Suriye Cumhurbaşkanı'nı iktidardan indirmek gibi bir görevimiz var mı? Yok. Bizim Suriye'nin iç işlerine karışma gibi bir hakkımız var mı? Yok. Suriye halkının Esad'la bir problemi varsa Suriye halkı çözer. Ama seçim yapılıyor. Esad çok büyük oy çoğunluğuyla kazanıyor. Bize ne? Ha biz bizimle ilgili olan bölümü halledelim tamam. Ama şunu bilin. Esad'la birlikte hareket edersek, Suriye ile birlikte hareket edersek hem maliyeti çok azalır. Hem her şey çok daha kolay olur. Hem her şey çok daha meşrulaşır. Rusya niye o kadar rahat Suriye'de? Suriye çağırdı. Amerika niye rahatsız? Davet eden yok, çağıran yok. Gelmiş işgal etmiş. Tayyip Erdoğan niye Hodri meydan diyor? Sen ne hakla oradasın diyor. Haklı. Amerika'ya sen ne hakla oradasın diyor. Ne hakla orada? Hiçbir hakkı yok.
Ama tabii İncirli'ye bakmadan, İncirli'yi Amerikan askerine kapatmadan bunları söylemekte eksik kalıyor. Teoman'la ilgili habere gelelim. Teoman'cığım, senin derdine çare buldum şeker kardeşim, bir tanecik kardeşim. Daha doğrusu tıp bulmuş. Açlığın siniri bozuldu. ABD'li bilim insanları belki de obeziteyi bitirecek önemli bir başarıya imza attılar. Teoman'ın da bir fotoğrafını koyalım arkadaşlar. Şöyle bir fotoğrafını isterseniz. Geliştirilen yeni yöntemle vücudun beyne gönderdiği açlık hissini taşıyan sinyallerden sorumlu vagus adlı, bak Teoman senin sinirin ismi vagus. Dikkat. Vagus adlı sinir donduruldu. Böylece beyne giden açım sinyali azaltıldı. ABD'deki Emory Üniversitesi'nde araştırmacılar kilo vermeyle ilgili yeni bir araştırmaya imza attılar. Araştırmacıların geliştirdiği yeni yöntem açlık sinyallerini vücuda taşıyan vagus adlı siniri özel bir yöntemle dondurarak açlık hissini azalttı. Aç olunduğunda minik bir elektrik sinyali vagus siniri yoluyla mideden beyne ulaşarak açlık hissi meydana getiriyor. Ay be! Vücuda bak, ne biçim bir işleyiş ha! Müthiş! İkinci bir sinyal de bu kez beyinden mideye giderek ye komutunu veriyor. Mide bir sinyal gönderiyor beyne, diyor ki beyin bey açım açım. Beyinde aşağıya sinyal gönderiyor mide, ye ye diyor. Sinirler arası böyle bir git gel var. Araştırmayı yapan ekibin başkanı Dr. David Prologo'ya göre kilolu ve obezlerde bu sinyallerin yoğunluğu az kilolulara göre daha aktifmiş. Deneyde ekip bilgisayarlı tomografi teknolojisinden faydalanarak vagusun yerini bulup bu siniri soğuk argon gazıyla dondurdu. Ardından vagusları dondurulan kilolu ve obezlerden oluşan 10 kişinin 30, 60 ve 90 günlük periyotlarla vücutlarındaki değişim ve açlık hisleri gözlendi. Çok az acı veren önemli bir yan etkiye yol açmayan deney sonucu daha 3 ay geçmeden deneklerdeki açlık hissinin önemli ölçüde azaldığı gözlemlendi. Deneklerin biri hariç tümü az miktarda da olsa kilo vermeyi başardı. Bu yöntem Teoman'da işlemez. Baba aç da olsa tok da olsa o yaraya. Ha? Ne yapmış biliyor musun Emre? Seferihisar'da tatile gittiğimiz bir yer var. Neydi ismi ya? Ütopya. Abi burada yemekhanede yemeğini yiyor. Sonra çıkıyor, ekmek arası lahmacun yaptırıyor. Bir de onu yiyor, değil mi? Bana anlattılar vallahi. Teoman böyle yaptı dediler. Ne çekiştirdim adamı ya. Peki bir ara mı vereceğiz? Bir ara verelim. Aradan sonra devam edeceğiz. Evet, televizyon gazetesine devam ediyoruz. Bugün garip bir şey yaşayacakmışız. Ne yaşayacakmışız? Bir meteorolojik olay yaşayacakmışız. Meteoroloji Marmara bölgesinin batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımının beklendiğini açıkladı. Profesör Doktor Orhan Şen de Afrika'dan taşınan toz nedeniyle havanın sarı renkli olduğunu belirterek bu toz demir bileşeni içerir, yağışla birlikte aşağı iner, saçlara faydası vardır. Bana ne faydası olacak, hangi saça faydası olacak ki? Yağışla birlikte elbiselerinizde leke yapabilir demiş. Efendim, evet, saat 13'e kadar Marmara bölgesinin batısı, Güney ve Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de yer yer toz taşınımı beklendiğini belirtildi. Açıklamada meydana gelebilecek hava kalitesinde ve görüş mesafesinde azalma, yer yer hafif çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini söylemiş. Profesör Orhan Şen de demiş ki İstanbul'da havanın sarı renkte olması Afrika'dan gelen tozdur. Türkiye'ye yükseklerden gelir, bu toz demir bileşeni içerir. Yağışla birlikte aşağıya iner. Solumadığınız takdirde zararı yoktur. Solumadan nasıl yapacağız? Hatta saçlara faydası vardır. Yağışla birlikte elbiselerinizde leke yapabilir demiş. Yani arabaların üstü gene çamur olacak. Üstümüz başımız leke olacak vesaire vesaire. Neyse. Efendim
Aydınlık Gazetesi'nde medya köşesi yazıyor Oktay Yıldırım. O yüzden hemen medya haberiyle başlayalım. Bir Oktay Yıldırım'ı görelim önce arkadaşlar. Bir merhaba diyelim. Oktay merhaba. İyi yayınlar Halil abi. Hep beraber. Şimdi Oktay'cığım ben Hürriyet Gazetesi'nin satılması olayından başlamak istiyorum. Daha sonra Afrin meselesine falan da geliriz ama görüntü gitti. Bir oynama bununla, bir oynama. Tamam şimdi geldi. Ne diyorsun? Sadece Hürriyet Gazetesi satılmadı. Televizyonlar, gazeteler, dağıtım şirketi vesaire bir sürü şey birden gitti. Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir uyarıda bulunmuş. Rekabet Kurumu müdahale etmeli demiş. Çünkü bir tekelleşmeden bahsediyor. Daha önce Vatan ve Milliyet'i de satın almıştı. Bu gözle de bakarak bu satışı sen nasıl değerlendirdin? Şimdi abi medya kurumlarının aynı zamanda kamu görevi yapan kurumlar olduğu ön kabulüyle konuşuyorum. Çünkü medya kurumları halkı haberdar etmek gibi önemli bir görev ifade ediyorlar. Hükümete rağmen ya da hakim otoriteye rağmen halkı haberdar ediyorlar. Halkın çıkarlarını koruyorlar. Halkın gözünden kaçan, halkın bilmesi gereken şeyleri ona duyuruyorlar. Eğer bir medya kurumu bir metaya dönüştürülürse, bir mal sahibi olan, alınıp satılabilen bir mala dönüştürülürse, bunun belli bir fiyatla alıcısının olması, belli bir fiyatla satıcısının olması, zaman zaman el değiştirmesi bence şaşırtıcı olmamalı. Burada Doğan Yayın Grubu'nun kaç milyar dolara, kime, neden, nasıl satıldığından ziyade Aydınlık gibi, Ulusal Kanal gibi doğrudan halka ait, hiç kimsenin malı olmayan, hiç kimse tarafından satın alınamayan, hiçbir parayla bedel biçilemeyen, yaptığı haberlere patronlar tarafından müdahale edilemeyen yayın organlarının, medya kurumlarının öneminin ortaya çıktığını söylemem gerek. Bunun herkes tarafından farkına varılması gerek. Yani bir yayın organı patronu değiştiği zaman en çok parayı kim verirse ona gidiyor gördüğümüz gibi. Ne kadar devasa, ne kadar büyük, ne kadar pahalı olursa olsun. Patron değiştiği zaman yayın politikasında küt diye değiştiriveriyor ve bir anda. Ama Aydınlık gibi, Ulusal Kanal gibi sadece halkın hizmetinde olan ve halka ait olan, hisseleri halkın elinde olan yayın organları yayın çizgisini halkın çıkarı doğrultusunda sürdürüyor. Bence bu haberde benim için haber değeri olan şey işin bu tarafı. Yani kaça satılmış, niye satılmış falan. Bunlar işin detay kısmı çünkü o artık bir meta ve satılabilir. Ticari bir meta. Hürriyet Gazetesi diyor ki Hürriyet Grubu, Doğan Grubu yandaşa satıldı. Şöyle bir baktığımda ben kendi fikrimi de söyleyeyim bu arada birlikte değerlendirelim. Yandaşa satılsa ne olacak? Yani Hürriyet Grubu, Doğan Grubu neydi? Son tahlilde hep Amerikan tezlerini destekleyen, hep Amerika'nın ve emperyalizmin ortaya koymaya çalıştığı şeyleri bize sunan bir yayın grubuydu. Yani hatırla Barzani'nin şu referandum meselesinde ne yaptı? Erbil'e adam gönderdi, davul zurna çalanları gösterdi. Çok şahane bir şey olacak havası yaratmaya çalıştı değil mi? Afrin'e adam göndermedi ama. Afrin'de şeyi yoktu, muhabiri yoktu. Yani sonuç olarak Amerika ne istiyorsa onu anlatan, Avrupa Birliği ne istiyorsa onu dayatan bize bir yayın grubuydu. Yani yandaşa satılsa ne olacak, candaşa satılsa ne olacak? Bir de işin bu tarafı var değil mi? Tabii işte şimdi de başka bir sahibi olacak ve başka bir yayın politikasının sahibinin doğrultusunda başka bir yayın politikasını takip edecek. Medyayı biz eskiden merkez medya, havuz medyası, yandaş medya falan filan diye ayırıyorduk. Aslında bence hiçbir birinden ayırmamak lazım. Satılık medya ve özgür medya gibi bir tasnif yapmak en uygunu veya satılabilir. Yani meta olan satılabilir medya ya da halka ait olan satılamayan medya, özgür medya gibi
bir tasnif yapmak bence en doğrusu. Ders almak gerek bence. Okurun da özellikle bunu dikkat etmesi lazım. Gazetecilik yapan insanların da bence bunu görmesi lazım, meselenin bu kısmını. Evet, gazeteler bir kurumdur, şeydir, satılır, alınır filan ama bence en önemli konu gazetelerin halkı haberdar etme ve kamu hizmeti görevidir. Evet. Aydınlık da satılıyormuş. Bildiğin var mı? Kime? Aydınlık Vatandaşa satın alınabiliyor muymuş? satılıyor. Her gün gittiğin zaman bayiye 1,5 lirayı verdiğin zaman bunu Evet. satıyorlar, alıyorsun. Yani bu kadar basit. Aydınlık vatandaşın malı zaten. Değil mi? Evet. Aydınlık Türk milletinin malı. Türk milletine ait. Onu böyle parayla filan satın almak mümkün değil. 1,5 lira verirseniz alıyorsunuz bir gün, her gün bir tane. Evet. Hatta iki tane alanlar var. Şöyle yapıyoruz. Mesela ben öyle yapıyorum. İki tane alıyorum. Bir tanesini oturduğum bir kafede, bir yerde, bir kahvehanede falan unutuyorum. Unutkanlık işte. Ne yapacaksın? Öbürünü de eve götürüyorum. Böylece bir kişi fazladan okumuş oluyor Aydınlık Gazetesi'ni. Tavsiye ederim. İyi bir yöntemdir yani. Çok güzel bir Halkın yöntemdir. gazetesi olunca böyle yapılıyor zaten. Değil mi? Tabii. Peki, şimdi Ulusal Kanal ve Aydınlık'ta doğru haberi, kimsenin görmediği haberi, bu merkez medya dediğiniz ya da amiral gemisi dediğiniz gazetelerin, televizyonların çöpe attıkları haberi manşet yaparız biz. Onların bilmediği, onların anlamadığı haberi manşet yaparız. Birinci haber yaparız. Böyle bir gazetecilik anlayış farkı var. Sen biliyor musun, ben 90'lı yıllarda Hürriyet ve Sabah grubunda yasaklıydım. Benim oralarda çalışmam yasaktı. Şaşırmıyorum ben buna hiç. Hatta bir abi demiş ki, ya biz bunu gömmemiş miydik demiş, ben radyoda çalışırken koruması arabanın radyosunu açıyor. Beni duyunca biz bunu gömmemiş miydik demiş. Çok da matah şeyler değildir. Doğan grupları, sabah grupları, bilmem neler. Rahmetli Reha Maden bir gün telefon etti 90'lı yıllarda. Halil, gel gazete yapacağız dedi. Ne yapacağız abi dedim. Yeni yüzyılı çıkartacağız dedi. Yeni yüzyıl mıydı? Yeni bin yıl mıydı? Ben de işsizim. Abi dedim, beni çalıştırmazlar. Gel ya dedi, ben dedi bilmem ne müdürüyüm dedi. Gittik sabah binasına, İkitelli'deki. Haber toplantısına gireceğiz dedi. Sen de katılacaksın dedi. 10.30'da başlaması gereken toplantı 1'e kadar başlayamadı. Reha bir yerlere gidiyor, birileriyle konuşuyor. Bir ara Ergun Babakan'ı gördüm. O beni gördü, suratına ekşitti falan. En sonunda gördüm Reha'yı. Abi gel dedim. Ne oldu dedi. Gel seninle dışarı çıkalım dedim. Bir hava alalım. Çıktık. Yok değil mi dedim, beni almıyorlar. Ya bir liste var dedi. Bir tek senin üstüne çizgi çekmişler dedi. Ben biliyorum abiciğim dedim. Sen merak etme. Yani gazetecilerin özgür çalışma koşulları açısından da, özgür habercilik açısından da, doğru habercilik açısından da çok çok böyle matah yerler değildir. Ben 36-37 yıldır yapıyorum bir işi. En rahat 3 yerde çalıştım. Birisi Cumhuriyet Gazetesi, İlhan Selçuk varken, Uğur Mumcu varken çok rahat çalıştım. Birisi Radyo Barış'tır. Patron Ali Rıza Erkan. Buradan hala teşekkürlerimi sunarım. Benim gibi birini Çok dinledim o zaman çalıştırabildi. ben seni radyoda. O benim gibi birini çalıştırabildi ve 11 yıldır da ulusal kanaldayım. Gerçekten. Ya Halil abi, bunu niye böyle söyledin? Şu niye böyle oldu diyen yok. Diyen yok. Ve müthiş bir saygı, sevgi görüyorum burada. En rahat çalıştığım 3 yer bunlardır. Kıymetini bilmek lazım. Hepsi o. Hep arkadaşlarıma da şunu söylerim Oktay. Çaycısından şoförüne, muhabirinden kameramanına, bizleri izleyen, bizlere değer veren öyle kalabalık, öyle güzel bir topluluk var ki, izleyici okur topluluğu. Biz onlara layık olmak zorundayız. Boş verin Hürriyet'ini, bilmem nesini, şusunu, busunu. Biz çok iyi bir yerdeyiz, çok iyi bir kurumdayız, çok iyi bir şeyimiz var, görevimiz var. Sen de tabii bu yapımın içinde önemli bir yapı taşı olarak yerini aldın. Sana da sağ ol. Peki geçelim mi şeye? Büyük bir onurla, büyük bir onurla
Evet. Geçelim mi artık diğer konulara? Geçelim. Ya bir dakika, biz seni niye bulamıyoruz, niye edemiyoruz? Neredesin diye arıyorum, yok Tekirdağ'da. Neredesin, yok Gaziantep. Neredesin, yok İzmir. Ne oluyor? Leyleği havada mı gördün, bir şey mi var? Bir vakit ayıramıyorsun doğru dürüst. Abi, üniversitelerdeki öğrenci topluluklarının, düşünce kulüplerinin çeşitli konferans davetleri nedeniyle hiç aralık vermeden haftada iki, bazen üç üniversite dolaşıyorum. Çok büyük bir şey benim için, ayrıcalık. Çünkü gözlerinde ateşi gördüğüm, 100 yıl sonranın İttihat Terakki kuşağı bu çocuklar. Pırıl pırıl hepsi, pırlanta gibi çocuk. Öğrenme açlığı çekiyorlar. Memleket tasası taşıyorlar. Ve bunu istiyorlar bizden. Gelin bize ne biliyorsanız anlatın diye. Biz de aralık vermeden koşturuyoruz. Yani bunlar öncülüğünü TGB'nin yaptığı bir kuşak. Şu bakımdan da çok önemsiyorum. Her konferanstan sonra Afrin'e, Mehmetçi'ye selam gönderiyorlar. Yürekleri onlarla beraber atıyor. Dünyaya siperin gözünden bakıyorlar. Yani ben 90'lı yılların başında, sesim geliyor mu abi bilmiyorum şu anda. 90'lı yılların başında genç bir tim komutanı olarak Güneydoğu'dan, sesim geliyor mu şu anda yayına? Geliyor Oktay, sıkıntı yok, geliyor. Tamam. Genç bir tim komutanı olarak aşağıya izne indiğim zamanlarda şöyle bir şeyle karşılaşırdım. Hani insan 3 ayda bir hafta falan aşağı indiği zaman biraz moral bulmak, işte gezmek, dinlenmek isterdi. Çıkardım ama o gün 5 şehit haberi alırdım. O gün sanırdım ki bütün gençlik, bütün halk, bütün herkes benim duygularımla hemhal olacak. Benim hissettiğim üzüntüyle hemhal olacak ama bunu göremezdim. Hatta ne bileyim Abdi İpekçi Parkı'nda PKK'ya destek veren halaylar çekildiğini görürdüm. O zamanlar bu genç kuşak gibi Mehmetçi'ye her platformda selam gönderen, destek veren, onun gözünden dünyaya bakan bir öğrenci kuşağı yoktu üniversitelerde. Bunun ne kadar büyük bir moral olduğunu en iyi bizler biliriz. Yani Afrin'de savaşan Mehmetçik, Fırat Kalkanı'nda savaşan Mehmetçik şarjörüne mermi değil moral basar. O moralle savaşır. O moralin kaynağı olan bu gençlerde görev verdiği zaman veya davet ettiği zaman hiç hastalık sağlık demeden koşuyorum. O bakımdan son zamanlarda biraz yazılarımı yollarda yazıyorum. Ama benim için çok güzel bir telaş bu. Ha, Mehmetçi'ye selam gönderen gençlerden söz ettin. Hafta sonu pazar günü, 18 Mart günü İstanbul Bakırköy'deydik. Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'nde Dünya Antemperyalist Gençlik buluşması vardı. 25 ülkeden gençler katıldı. Henüz başlama seremonisindeydik. Konuklar tanıtılırken, henüz konuşmalar yapılmamışken sunucu arkadaşımız çok heyecanlandı. Bir dakika dedi, çok önemli bir mesaj geldi dedi. Ve okudu. Afrin'de görev yapan kahramanlar Türkiye Gençlik Birliği'nin önderliğindeki Dünya Antemperyalist Gençlik Buluşması'nı tebrik ediyorlardı. Bir mesaj göndermişlerdi. Yani söyleyeceğim şu, her şey karşılıklı. Gençler Mehmetçi'ye mesaj gönderiyor ama Mehmetçik de onu görmezlikten gelmiyor. O da görüyor ve o da gençlere, Mehmetçik'in yanında duran gençlere, Türkiye Cumhuriyeti'nin yanında duran gençlere, Atatürk'ün vatanın yanında duran gençlere, o da her koşulda mesajını gönderiyor. Öyle de bir karşılıklılık var. Ben tanığım ona. Evet, ben tanığım ona. Yani, evet. Karşılıklı tabii. Onlar da an be an izliyorlar medyayı. Kimin ne düşündüğünü, ne söylediğini görüyorlar. Ben o gün Antemperyalist Gençlik Birliği kurultayının olduğu gün yine Edirne'de gençliğin bana verdiği bir görevi ifa etmek için Edirne'ye gitmek durumundaydım. Katılamadım ama benim kalbim de oradaydı. Kalbin oradaydı, kızın da oradaydı. Evet. Kızın da gördüm. Hepsiyle gurur duyuyor. Aslanlar hepsi gibi. Hepsi kızım, hepsi oğlum, hepsi kardeşim. Oradaydı. Evet. Peki, şimdi gelelim Afrin Harekatı'nın sonuçlarına. 58 günde, 57
günde bitti. 58 günde bitti. Aslında bitmedi. Tabii temizlik çalışmaları devam ediyor. Çevre güvenliği devam ediyor. Aramalar, taramalar devam ediyor ama temel olarak bir sonuca ulaşıldı. Ve bu gerek Türkiye tarafını, gerek Amerika ve PKK tarafını derinden etkiledi. Ne oldu? PKK'da çöküşler, çözülmeler, Amerika'da bir hayal kırıklığı ve hüsran, Türkiye'de bir kendine güven ve daha bir ayağını sağlam basma sonuçları doğurdu. Benim gördüğüm kadarıyla ne diyorsun, nasıl açıklarsın Afrin sonuçlarını? Şimdi tabii daha sonuçları üzerine konuşmak için çok erken. Ama şunu söylemeliyim. Birincisi, PKK iki dönemde eylem stratejisinde doktrin bazında temel köklü bir değişiklik yaptı. Bunların bir tanesi bu son dönemde idi, bir tanesi de 92'deydi. O değişiklik şuydu: PKK asıl itibariyle asimetrik savaşa yönelik daha büyük bir kuvvetle savaşmak için yaratılmış bir terör örgütü. Dolayısıyla 3 kişilik bir PKK grubu dağda işte 100 kişilik bir askeri birliğe uzaktan iki el ateş edip en öndeki iki Mehmetçiğimizi şehit ettikten sonra kolaylıkla kaçıyordu ve bunun adı işte baskın, pusu filan gibi isimler konularak propaganda yapılıyordu. Ancak 92 yılında Amerika bölgeye geldiği zaman bunlara dedi ki, ben işte burada bir Kürt devleti kuracağım ve sizi de bu devletin ordusu yapacağım dedi ve bunlar böyle bir şeyle buna inanıp Amerika'nın güdümüne girdiler ve Amerika sözde bir düzenli ordu kurmak için silahlandırdı bunları. Eğitim verdi. Bunları bir cephe hattında Türk ordusuyla savaşacak şekilde yeniden teşkilatlandırdı. O zamana kadar bizim Güneydoğu'nun dağlarında 20 kişi, 30 kişi en fazla, en büyük grup gördüğümüz terörist unsurlar bir anda 100 kişi, 150 kişi, 200 kişi, 300 kişilik gruplar halinde gezmeye başladılar. Ve tabii ki onlar bunun yarattığı özgüvenle pervasızlaştılar, sert eylemler, hain pusular kurmaya, köyleri yakmaya filan başladılar. Sizin de çok iyi hatırlayacağınız gibi 1992 yılı sonlarında Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk ordusu Irak'ın kuzeyine bir harekat başlattı. Ben de o harekattaydım ve o harekatta biz ilk kez çakılı bir mevzide bizimle göğüs göğüse cephe savaşı yapmayı veya bir bölgeyi mevzi savunması şeklinde korumayı hedefleyen, amaçlayan terörist unsurlarla karşılaştık. Ve bugünkü PKK, bugünkü etkisiz hale getirilen terörist sayısına nazaran en fazla, yani bugünkünden daha sonraki en fazla sayı olan 1500 ile 2000 arasında terörist etkisiz hale getirildi. O kazdıkları çukurlara, o mevzilere gömüldüler. O kadar inanmışlardı ki o cesaret hapları içerek o ray döşedikleri mevzilerde Türk ordusuyla dövüşebileceklerini düşünmüşlerdi ve oralara gömüldüler. Ağır bir duygusal yenilgi oldu bu. Ağır bir duygusal çöküş oldu bu terör örgütü için ve Tansu Çiller'in hükümetinin bir yıllık ateşkes gibi saçma sapan bir kararı sonucunda da işte derlenip toparlandılar. Neyse, uzatmıyorum. 33 askerimizin şehit edildiği o meşhum saldırıyla yeniden piyasaya çıktılar. Bundan sonra PKK ile mücadele için yapılan hiçbir sınır ötesi harekatta bu kadar yüksek sayıda terörist etkisiz hale getirilmedi. Buna yakın getirildi. Toplamda bunu geçti ama bir harekatta hiç bu kadar yüksek sayıda terörist etkisiz hale getirilmemişti. Ve PKK yine kendi orijinal doktrinine geri döndü bundan sonra. Küçük gruplarla işte pusu kurmak, mayın döşemek falan gibi. Amerika'nın Irak'ı işgalinden sonraki süreçte, yani PKK'yı kara gücü olarak ilan ettiği süreçte, 1992'de aldığı dersi unutmuş olmalı ki PKK, yeniden
Amerika güdümüyle bir doktrin değişikliğine gitti. Aynı şeyi ikinci kez denemeye kalktılar. Amerika'nın buradaki tasavvuru şuydu: daha fazla silah verir, daha çok eğitirsem, bir de ben orada kurduğum üslerle destek olursam bu defa başarabilirim gibi düşündü herhalde. Bunlar da ona güvendi. Ve yine Türk ordusu karşısında bir alan savunması yapmak, bir bölgeyi mevzi şeklinde savunmak gafletine düştüler. Ve ikinci ağır ve ilkinden çok daha büyük bir hezimete de burada uğradılar. Beli kırıldı, yok olmak üzere ve PKK tarihinde ilk kez, Türk ordusunun terörle mücadele tarihinde ilk kez PKK bitişine bu kadar yakın bir pozisyonda. Yani burada şunu görmek gerekir: Amerikalı politika yapıcıların ya da askeri uzmanların göremediği şey şudur. Biz sık sık televizyonlarda söylüyoruz ama bunu görmüyorlar. Cephe savunması yapmak bir devlet kültürüdür, bir yerleşik kültürdür. Ancak devlet kurmuş, devlet sahibi olan bir ordunun karakteristik davranışları olabilir. Eğer bir devlet kurmamışsa, bir devleti yoksa, o bir ordu da olamaz, bir karakteristiği de olamaz. Çünkü ordular devletlerin kuruluş amaçlarına göre şekillenirler. Ona göre bir kültür, ona göre bir harekat karakteristiği oluştururlar. PKK dediğiniz bir terör örgütüdür. Dünyada kurulmuş bir aynı dili konuşan, aynı tarihten, aynı kültürden beslenen bir Kürt devleti hiç olmamıştır. Bir savaş kültürü hiç oluşmamıştır. Fakat burada Türk ordusundan söz ediyoruz karşı tarafta. Binlerce yıllık, yani ön Türk askerlik geleneğinin başlangıcına bakarsanız milattan önce 3000'lere kadar dayanan bir askerlik kültüründen, bir savaş kültüründen söz ediyoruz. Bir savaş karakteristiğinden söz ediyoruz. Yani dünyada savaş alanlarının en maharetli savaşçılarından söz ediyoruz. Tabii ki bu sonuç kaçınılmazdı. Daha önemlisi, dünyada bence hiçbir ordunun elde edemeyeceği bir başarı oranıyla yapıldı bu harekat. Bizim bir şehidimizin bir tırnağına onların 1000 tanesini değişmeyiz. Ancak şöyle bir gerçek de var: yani binlerce terörist etkisiz hale getirildi ve bizim yaklaşık 50 civarında kahramanımız şehit oldu. Bu dünyada herhangi bir ordunun başarabileceği bir şey değil. Bunu görmeliyiz. Burada bir de ağır bir duygusal yıkım var. Yani hem PKK bakımından hem de Amerika bakımından ağır bir duygusal yıkım var. Yani PKK bakımından duygusal yıkımın izlerini az önce anlattığım şeylerde görüyoruz. İşte kimdi o, Duran Kalkan mı çıktı? İşte nereye diyor? Şemdinli'yi mi alırız diyor. Şemdinli'yi mi alırız diyor, böyle bir hezeyan içerisinde. Yani şeye, Tanin Tanin geçidine, Gomane Dağı'na, Efkar Tepe'nin eteklerine gömülürler. Yani bu hezeyanla Ankara'yı da alırız derse şaşırmazdım. Çünkü düşen bir kuvvet, yok olan, tamamen beli kırılmış bir kuvvetin 3-5 tane yandaşına moral vermek için söyleyebileceği çok fazla bir şey yok. Daha marjinal bir örgüt olma yoluna doğru gidiyor PKK. Artık o eski dağdaki kampları olan falan bir örgütten ziyade daha şehirlerde daha spesifik eylemler yapan bir marjinalizasyon sürecine doğru gidiyor. Amerika için duygusal yıkım o bambaşka bir şey. Onu en yetkili ağızlardan duyuyoruz. Yani mesela şu, hani eski CIA başkanı, Türk askerlerinin uğradığı Süleymaniye saldırısının da başında olan General Petraeus'un, yani bir Türk-ABD çatışmasını öngörüyor musunuz sorusuna verdiği muazzam bir cevap vardı. Bunlar bize de benzemezler, bizim kontrolümüzdeki Araplara da benzemezler. Topyekün savaşırlar, bir adım da geri atmazlar, geri çekilmeyi düşünmezler, hesap yapmazlar gibi, böyle müthiş bir itiraf. Doğru. Türkler geri çekilmeyi düşünebilirler. Ancak bu düşmanı derinlikte boğmak içindir. Türklerin düşünmeyeceği tek şey teslim olmak ya da savaşmaktan vazgeçmektir. İyi bir analiz yapmış.
Soruyorsunuz mesela en son John Hyten Stratejik Kuvvetler Komutanı yine Amerika'nın bölgedeki diğer ülkeler karşısındaki nükleer gücü ile ilgili bir soruya şu cevabı veriyor. Diyor ki işte Rusya ve Çin'in elindeki nükleer silahlara karşı biz bir şey yapamayız. Yani hep bir yenilgi ve bizim imkanlarımız kısıtlı. Biz artık eski Amerika değiliz. Biz bunu yapamayız itirafları geliyor çeşitli diplomatik cümlelerle. Bu da Amerika'nın uyguladığı diplomatik şey duygusal yıkımın bir göstergesi. Çünkü bu Neocon tayfası biliyorsunuz. Bunlar bu politikayı yaratmak için, sürdürmek için 2001 yılında 11 Eylül saldırılarından hemen önce Pentagon'un yapısını değiştirdiler. Pentagon'da yepyeni bir bürokratik sistem kurdular. Buna itiraz eden generallerin çoğu bir gün sonraki 11 Eylül saldırısında telef oldu. 125 bürokrat ve general öldü, 110 tanesi yaralandı. Böyle bir çete uluslararası tecavüz düzeni kurdular. Trump'ı da biliyorsunuz buna mecbur ettiler büyük baskılarla. Ve şu anda geldikleri nokta Azez, Cerablus, Afrin'de kara gücü ilan edip arkasına sığındıkları bölgesel terör unsurlarının gömülmesiyle uğradıkları derin hayal kırıklığı. Dolayısıyla onların da bir takım hezeyanları var. Yani bu Afrin'in sonuçları olarak söylüyorum bütün bunları. Mesela en son bir Amerikalı yetkili yine John Hyten düşük etkili nükleer silah kullanabilme olasılığından söz etti. Tabii bunlar hepsi caydırıcılıklarını korumaya yönelik cümleler. Çünkü kendi cümlesi yine Amerikan savunması caydırıcılık esasına dayanır. İş gerçeğe binerse Rusya ve Çin'in elinde bulunan işte termonükleer silahlara veya hipersonik silahlara karşı çok da bir şey yapamayız diyor açık açık. Yani bütün bunlar, bütün bu itiraflar, bu duygusal yıkım Amerika'nın artık bu bölgede, Orta Doğu'da bu savaşı kaybettiğini gösteriyor. Ve bunun biliyorsunuz az önce söyledim savaş alanında moral savaşıdır. Bunun en önemli sonucunu yakın zamanda göreceğiz. Böyle fantazilerle olmaz bu. Amerika bu bölgede daha da kuvvet eksiltecek. Artık devletten örgüte ilişkiler döneminden yeniden devletten devlete ilişkiler dönemine geçmeye çalışacak. İşte bu bağlamda Türk dışişlerinin ve Türk hükümetinin de biraz dikkat etmesi gerek. Türk dışişlerinde son zamanlarda bu dikkati pek göremediğimizi üzülerek söylemeliyim. Şey böyle. Afrin Harekatı'nın kısa sonuçları böyle. Sonuç daha var. İyi bir hayal kırıklığını ifade ediyor bence. Aydınlık'ta bugün nerede? 9. sayfada yer alan bir haberden bahsediyorum. Diyor ki haber, HDP'den Birleşmiş Milletler'e müdahale çağrısı. Şimdi öyle bir yenilmişlik duygusu var ki demek. PKK terör örgütünün siyasi uzantısı Birleşmiş Milletleri müdahaleye çağırıyor. Bak diyor ki Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın 58. gününde Afrin'in merkezine girmesi HDP'yi rahatsız etti. Eş Başkan Pervin Buldan partisinin geçen salı günü Diyarbakır'da düzenlenen grup toplantısında yaptığı konuşmada Afrin bölgesinin insansızlaştırıldığını, nasıl insansızlaştırılıyorsa her gün fotoğrafları çıkıyor Mehmetçiğin yemek dağıtırken, çocuklarla oynarken fotoğrafları çıkıyor. Büyük yıkım ve saldırılarla tahrip edildiğini, hiç mi tahrip edilmiş yer görmedik, öne sürdü. Zeytin Dalı harekatını işgal gibi göstermeye çalışan Buldan, 300 binin üzerinde insanın Afrin'i terk etmek zorunda kaldığını belirterek, ya PKK izin verseydi terk edeceklerdi de izin vermedi ki. Eğer sivil halk bu ağır saldırı karşısında Afrin'i terk etmeseydi büyük bir katliamla karşı karşıya kalacaktı iddiasında bulunmuş. Katliamı kim yapacak Pervin Hanım? Kim yapacak katliamı? Türk askerinin katliam yaptığını gördünüz mü hiç? Bir saniye Oktay. Bölgedeki etnik yapının değiştirildiğini ve Kürtsüzleştirilmeye çalışıldığını, Afrin'de Kürt mü vardı zaten? %7,5'uydu. Buldan dünya buna izin vermemeli ifadelerini kullandı. Buldan başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kamuoyuna Türkiye'ye müdahale edilmesi çağrısında bulundu diyor. Evet, Oktay. Uzun Durum süreden beri tekrarladıkları bir şey bu. Biliyorsun
15 Temmuz ihanetinin de dibinde yatan şey buydu, hedef buydu. Yani Türkiye'de birkaç ay sürecek bir silahlı çatışma, asker, polis ve halkın bir kısmıyla bir kısmı arasında 3 ay sürecek bir silahlı çatışma neticesinde uluslararası müdahalenin meşruiyet zemini hazırlanmış olacak ve bu müdahale sonucunda biz kendi içimizdeki kargaşayı düzeltmeye çalışırken güneyimizdeki kukla İsrail'i kucağımızda buluverecektik. Bu emperyalizmle işbirliği yapan ayrılıkçı hareketlerin uzun süreden beri dile getirdikleri bir şey. Ancak artık o dayandıkları kuvvet yok. Yani o kuvvetin en tepesindeki adamlar artık çaresizce yenilgi itiraflarında bulunuyorlar. Mesela işte caydırıcılık şeyini birazcık kuvvetlendirmek ve bu yönde bir fikir beyan etmek için düşük etkisi düşürülmüş nükleer silah kullanımından söz ediliyor. Yani dünyada savaş ve savunma misliyle mukabele kavramı üzerinden yürür. Siz birisine saldırırsınız, o da size misliyle mukabele eder. Siz etkisi düşürülmüş nükleer silah kullanırsınız, karşı taraf termonükleer silah kullanır. Ondan sonra hidrojen bombası kullanır, bilmem ne. Artık herkes, bölgedeki herkes bir nükleer güç. İran'ın, daha önce de söyledim, Şahap füzelerinin önüne nükleer başlıkları takmak için belki bir adımdan bile daha az zamanı kaldı. Belki de taktı. Rusya en son geçtiğimiz günlerde açıkladı, dünyanın her yerini vurabilecek silahlara sahip olduğunu. Kuzey Kore'yi biliyorsunuz, Amerika ile en son Amerika oturup konuşmak zorunda kaldı. Bölgede herkes, Anadolu'da bir söz vardır, "Men de hallimce Bedrettinem" der. Bölgede herkes bir güç. Dolayısıyla Amerika'nın artık buralarda silah kullanarak, namlu göstererek, bir etnik aidiyete devlet kurma falan, onun için müdahale etme gibi bir şeyi söz konusu değil. Onlar Birleşmiş Milletler demiş, ben Amerika diyorum. Çünkü Birleşmiş Milletler'in de biliyorsunuz mızrak ucu Amerika'dır ve Birleşmiş Milletler'in barışı koruma, insani yardım gibi bu ad altında yaptığı görevlerin aslında dibinde yatan ulus oluşturma, yeniden devlet kurma filan gibi şeylerdir. Dolayısıyla bunlar çok mümkün görülmüyor bence. Ancak teslim olacaklar. Yani yaptıkları hatalar, onların bu ulus içerisinde güvenle yaşamalarına da sebep olacak şekilde hatalarını kabul edecekler, teslim olacaklar. Biz yanlış yaptık diyecekler, o beyaz bayrakları kaldıracaklar, sallayacaklar. Yoksa diplomasinin kalemi de Mehmetçiğin elindeki süngüdür. Burada Türk hükümetinin bazı ihtiyatsız ve bu Mehmetçiğin zaferini, elindeki diplomatik kalemi, o süngüyü dikkate almayan açıklamalarını na dikkat çekmek istiyorum. Yani Münbiç üzerinden bir takım pazarlıkların yapıldığını görüyorum. Amerikalı yetkililer yapılıyor, konuşuluyor. Çünkü Amerikalılar sahadaki yenilgisini mutlaka masada galibiyete çevirmek isteyecek. Adam Rusya'yı, İran'ı, Türkiye'yi karşısına alıp bir cephe savaşı yapacak hali yok. Bu gerçek değil yani. Dolayısıyla ne yapacak? Diplomatik pusularla, diplomatik tuzaklarla, pazarlıklarla. Şimdi pazarlık nesnesi Membiç. Efendim ne diyorlar? Gelin Membiç'i, güvenliğini Türk askeriyle birlikte alalım. Amerikalılar söylüyor bunu. Nasıl yapacağız efendim? PYD unsurlarını buradan çıkaracağız. Şimdi ve arkasından da aynı şeyi Fırat'ın doğusu için yapacağız. Şimdi bakıyorum, PYD unsurlarını buradan çıkaracağız cümlesini Türk Dışişleri Bakanı'nın nasıl söylediğini aklım almıyor. Nereye çıkaracak mesela? Orada bir sürü gazeteci huzurunda bugün konuşuyor Türk Dışişleri Bakanı. O gazetecilerden hiçbir tanesi Sayın Bakan nereye çıkaracak demiyor. Nereye çıkaracak? Dört bir yanı çevrilmiş. Güneyde rejim var, Suriye var, kuzeyde ve batıda Mehmetçik var, doğusunda Irak var. Nereye gidecekler? Ha, şimdilik Membiç'tekileri aldı, taşıdı Fırat'ın doğusuna. Bir adım sonrası Fırat'ın doğusu olacak. Orada da biz beraber nasıl yapacağız beraber? Ya bunlar gerçek değil. Bunlar fantazi bile kabul edilemeyecek kadar uçuk şeyler, teklifler ya da tasavvurlar. Hatırlarsanız
PKK ile PYD'yi birbirine düşürelim sizin için bile demişti Amerikalılar. Yani bunlar ciddi değil. Sonra Türkiye'nin kontrolüne bir böyle şey gibi Cerablus, Azez, Afrin, İdlib'in bir kısmını vermek gibi bir şey bunun karşılığında sunuluyor tabii ki. Bu da gerçekçi değil. Yani Türkiye hangi ekonomiyle, hangi uluslararası mutabakatla bunu yapacak? Bunu Türk milletine nasıl anlatacak? Yani orada bir Sünni bölgesinin kontrolünü kabul etmek, daha doğuda bir PYD bölgesinin zımni olarak özerkliğini, otonomluğunu kabul etmek demektir. Bunu Türk milletine nasıl anlatacaklar? Bunu işte bölgedeki ülkelere nasıl anlatacaklar? Bütün bunlar dediğim gibi bence imkansız hayallerden ibaret. Burada herkesin birazcık aklını başına toplaması lazım. Mehmetçik Türk politikacılarının eline diplomaside kullansınlar diye süngüden yapılma bir kalem veriyor. Mürekkebi Mehmetçiğin kanıdır. Hiç kimse bunu çarçur edemez. Hiç kimse bunu saçma sapan pazarlıkların, saçma sapan tekliflerin şeyi yapamaz, aracı yapamaz. Burada PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden ve Irak'ın kuzeyinden bütünüyle silinmesinden başka bir yol, başka bir yöntem Türkiye için yoktur. Suriye için de yoktur. Beşar Esad bunu en üst ağızdan ilan etmiştir. Irak daha yenice biliyorsunuz Türk hükümetine PKK ile ortak mücadele şeyi yaptı, teklifi yaptı. Hatta geçen gün PKK'lı olduğunu düşündüğü büyük bir konvoyun silahlarını aldı, gözaltına aldı onları filan. Dolayısıyla bölge ülkeleri bir ittifak halindedir. Bu gerçek üzerinde yürüyecek Türk dış politikası en emin şekilde. Türk politika yapıcılarının da siperin gözünden bakmasını diliyorum. Mehmetçiğin elde ettiği bu tutumu, düşman üzerinde yarattığı bu fiziksel ve duygusal yıkımı masada yok etmemelerini, çarçur etmemelerini diliyorum. Dilemiyorum, onların sorumluluğudur bu daha doğrusu. Tay, Evet. bir şey daha var tartışılması ve açıklığa kavuşturulması gereken. Efendim Mehmetçik zafer kazanmadı. Niye? Amerika zaten bıraktı orayı. Nasıl ya? Şimdi bak, çok değer verdiğim, Kim? sevdiğim bir gazeteci arkadaşım. Yeni Çağ'dan Arslan Bulut. Arslan Bulut'a da söz hakkı verebilirim eğer bana şey oluyor diyorsa, sataşma oluyor diyorsa. Sataşma değil, tamamen iyi niyetle konuşuyoruz ve dediğim gibi sevdiğimiz, beğendiğimiz bir arkadaşımız. Ama bugün Yeni Çağ'da şöyle bir şey yazıyor. Fırat'ın doğusu BOP. Büyük Orta Doğu Projesi. Diyor ki, bak aynen yazı şu. Verecek misin Serkan, ben buradan mı okuyayım? Bak diyor ki, Pentagon'un 2006'da çizdiği haritada Afrin Suriye sınırları içinde bırakılırken Fırat'ın doğusu ise PKK'ya teslim edilerek Batı Kürdistan şeklinde ana parçaya ekleniyor. Afrin harekatına ABD'nin neden ses çıkarmadığı 2006'da hazırlanan Büyük Orta Doğu Projesi haritasından anlaşılıyor diyor. Haritada Afrin Suriye sınırları içinde kalıyor. Fırat'ın doğusundan kasıt ise sadece Suriye'den geçen değil, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan geçen Fırat'ın doğusu. PKK ile masaya oturulması ve açılım politikaları doğrudan haritanın hayata geçirilmesine hizmet etti. Fırat'ın batısını Rusya'nın, doğusunu ABD'nin kontrol etmesi iki taraf arasında önceden kararlaştırılmıştı. Türkiye'ye ise Elbap ve Afrin'de geçici oyun kuruculuk rolü verilmişti. Suriye ve Irak için uygulanan planın Türkiye için de denendiğini hatırlatacak olursa, BOP'un harfiyen uygulandığı Afrin harekatına Türkiye'deki siyasi iktidarın güçlenerek yoluna devam edebilmesi için yol verildiği, esasen ABD ve Rusya arasında bölgenin paylaşıldığı da gözler önüne seriliyor. İlginç bir yaklaşım, farklı bir yaklaşım ama bence gerçekçi bir yaklaşım değil. Ne diyorsun? Şimdi bu ben de Aslan Bulut'u beğenerek izlerim, takip ederim ve bazen katılmadığım görüşleri de olur. Onları da açıklarız, biz de yazarız karşılık olarak. Ancak bu bakış açısı şöyle bir tasavvura dayanıyor Halil abi.
Amerika'ya tanrısal bir güç vehmetme, her durumda Amerika'nın kazanacağı ve asla yenilmeyeceği, her sonuçta Amerika'nın mutlaka kendi amaçladığı, hedeflediği faydayı elde edeceği ön kabulüne dayanıyor bu. Böyle bir ön kabul var. Yani ne olursa olsun Amerika hep bu işten kazançlı, karlı çıkıyor ve hep onun istediği oluyor. Şimdi dolayısıyla burada Afrin harekatını da Amerika'nın harekat planının bir parçası olarak koymuş oluyor. Fırat Kalkanı harekatını da Amerika'nın harekat planının bir parçası olarak koymuş oluyor. Neticede bütün bunları iktidarın devamına bağladığı için de bunun bir vatan savaşı değil, saray savaşı olduğunu söylemiş oluyor. Yanılıyor muyum? Ben böyle anladım. Benzer bir şey söylüyorum. Ayrıca İyi Parti'nin mantığında da aynı şeyi görüyorum ben. Şimdi bakın şunu söylemek istiyorum. Bölge somut. Yürüdüğümüz, ele geçirdiğimiz, elde ettiğimiz bölge somut. Amerika bunu öteden beri istiyordu. Amerika öteden beri bu bölgede Reyhanlı'ya kadar inen bir koridor istiyordu. Ancak şu anda bu denklemi bozan şey Türk ordusunun yaptığı iki büyük harekat. Bakın 24 Temmuz 2015'te bir şey oldu. Amerikalılar Kandil'deki PKK unsurlarını zorunlu göçe tabi tutup aşağıya indirebilmek için bir sürü yöntem denediler. Barzani ile anlaştılar. İşte yollarını tıkadılar, ikmal yollarını. En son Türk ordusunun sürekli yaptığı harekat taleplerine kabul de ettip hava sahasını açtılar ve bize 3-5 sınırlı hedef koordinatı da verdiler. Ama ne oldu? O gün Türk-Amerikan Savaşı başladı. O gün Türk medyasında bazı öngörüsü dar arkadaşlarımızın Türk uçakları dağları taşları bombalıyor dediği yerde Amerikan Savunma Bakanı feryat ediyordu. Yanlış yerleri vuruyorsunuz, bizim adamlarımızı vuruyorsunuz diye. Telef ettiler oradaki PKK varlığını. Amerika'nın aşağıya Suriye'nin güneyine indireceği bir varlık kalmadı oralarda. Bu neye yol açtı? Sur, Cizre, Mardin'deki hendek savaşlarının erken doğum yapmasına yol açtı. Bakın bu anlattıklarımın hepsi madde. Hepsi bunların olay. Yani bu erken doğum yapmasına yol açtı. Niye? Çünkü yukarıda telefat o kadar ağırdı ki ana plan şuydu, Amerika'nın ana planı şuydu. İçeride FETÖ desteğiyle, devlet içerisine sızmış FETÖ unsurlarıyla birlikte bir ayaklanma, bir kalkışma başlatıp arkasında Türkiye'deki bütün kuvvet siklet merkezi oraya odaklanınca güneydeki koridoru Türkiye'nin bir oldu bittiğiyle kucağına bırakmak. Türkiye'ye kabul ettirmek. Ana plan buydu. 24 Temmuz'da bu telefat yaşanınca, elde adam kalmayınca her bir dağ kadrosundan terörist, yanına 8-10 tane şehirden genç o çakal çukal takımından adam alıp onlarla bir ayaklanma yapmaya kalkıştı. O da ezildi, yenildi. Ne yaptı Türk ordusu bundan sonra? Asıl tehdidi gördü. Amerika'yı ve FETÖ'yü gördü. FETÖ unsurlarını tasfiye etmek için hızlıca harekete geçti. Bu da üçüncü bir erken doğuma neden oldu. FETÖ unsurları tasfiye edileceğim diye bir anda Amerika'nın emriyle, CIA'nin emriyle silaha sarıldılar. 60 yılda Türk devletinin, Türk gladyosunun, Türk silahlı kuvvetlerin içine sızdırılmış olan Amerikan gladyosu 12 saatte ezildi, yok edildi. Arka arkaya yaşanan bunlar, bu yenilgiler olgu. Bunlar madde. Bunlar şey değil, hayal ürünü değil. Ne yaptı Türk ordusu? Arkasından bir yandan FETÖ ile mücadele ederken hızla yönünü güneye çevirdi. Neden? Çünkü asıl tehdidi görmüştü. Kucağında bir kukla İsrail bulacağını görmüştü. Asıl tehdide yöneldi. Fırat Kalkanı işte bu büyük yenilginin ilk adımıdır. Afrin ikinci adımıdır. Artık o koridor tarihe gömülmüştür. Amerika'nın bu planları yaptığı dönemde Türkiye bölge ülkelerine karşı bir harekat merkezi olarak planlanmıştı. Ama son erimde Türkiye Irak'la birlikte harekat yaptı Kerkük'te. Türkiye Rusya'yla birlikte harekat yaptı Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda.
Türkiye Suriye ile zımni olarak birlikte, zorunlu olarak, yani aşikar edilmese de birlikte hareket etti. Neden birlikte hareket etti? İşte oralarda bizim üstümüze bir el Suriye tüfeği mi patladı? Bir Suriye mayınına mı bastık? E şimdi Suriye diyor ki ben PYD vatan hainidir, ben bunların başını ezeceğim. Şimdi Irak diyor ki gelin beraber PKK'ya karşı operasyon yapalım. İran diyor ki biz Türkiye ile beraberiz, işte Kerkük'te biz şeyin üzerine, Amerikan peşmergelerinin üzerine nasıl yürüdük? İran, Türkiye, Rusya. Dolayısıyla şimdi o Amerika'nın ilk planından farklı olarak bir de bölgesel ittifak oluştu. Demek ki neymiş? Amerika'nın zaten Aslan Bulut planını yazıyor, doğru. Ama bu plandan sonra bir sürü değişiklik oldu. Türkiye'de 3 üst üste ağır yenilgi aldı. Arkasından bölgede bir büyük ittifak oluştu. Ve şu anda durum, koşullar herkesi peşine takmış, sürüklüyor. Yani şöyle bir gerçeklik var Halil abi. Hiçbir savaş insanlık tarihinde... Toparlamak durumundayız, vaktimiz kalmadı. Neyse, hiçbir savaş planlandığı gibi yürümez. Amerika bu savaşta yenilmiştir. Bunun da az önce saydığım gibi çok sayıda kanıtı vardır. Maddedir bunlar. BOP Batı Asya topraklarına gömülmüştür. Bence Sayın Aslan Bulut da müsterih olsun. Türk hükümetinin bir takım yalpalamaları olabilir. Ama Türk milletine güveneceğiz. Türk milleti bunlara izin vermeyecek. Oktay, teşekkür ederim ama ayrılma. Bir iki şey göstereceğim. Sen dedin ya tanrısal, Yunan, antik Yunan tanrıları da karıştı işin içine şeyde, Batı Asya'da, Orta Doğu'da. Onlardan bir tanesi çıkış yapmış. Amerika, kardeşim ne arıyorsun buralarda, bu topraklarda? Bırak adamları rahat bırak diye. Bak, gördün mü? Uzatmış kafayı oradan. Çekil git ya diyor. Allah Allah, seninle mi uğraşacağım diyor. İşin esprisi tabii bu. İkincisi, arkadaşlar, bir iki fotoğraf daha göstereceğim size. O nereden çıktı diyeceksiniz. Karl Marx'ın doğum yıl dönümü, 200. doğum yıl dönümü. 5 Mayıs 1818'de doğmuştu. 200. doğum yıl dönümü kutlamaları için hazırlıklar başlamış. Marx'ın doğum yeri olan Trier'de trafik lambalarına Marx figürleri yerleştirilmiş. Kırmızı ışıkta böyle duran bir Karl Marx. Yeşil ışıkta yürüyen bir Karl Marx var. Sarı ışıkta başka bir şey yapmışlar. Yani içinde zeka var ne de olsa. Onu da söylemiş olalım. Ve son olarak ne var? Bakayım. Teoman'dan bir şey var galiba. Ben yanlış mı gördüm? Sataşmış olabilir. Ama bulamadım. Ha. Teoman Halili. Halil Nebiler, cevap hakkımı kullanıyorum. Ben ekmek arası lahmacun yemedim. Ekmek arası börek yedim. Simit poğaça abi, o da Üsküp'te diyor. Biliyorsunuz Teoman'a takılmıştık birinci bölümde. Olacak o kadar. Oktay Yıldırım. Oktay, bir veda edelim ya. Aldınız mı hattan hemen? Peki. Herkesi hasretle kucaklıyorum, selamlıyorum sizleri, bütün yayın grubunu. İyi yayınlar diliyorum. Oktay'cığım çok teşekkür ederim. Katıldın, bilgilerini bizlere yol açtın, ışık tuttun. Sağ olasın, var olasın. Çok teşekkürler. Evet sevgili arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Yarın saat 10'da tekrar birlikte olacağız. Yarın saat 10'a kadar lütfen kendinize iyi bakın, ama sadece yarın saat 10'a kadar değil. Biz kazanacağız. Biz kazanıncaya kadar. Kendinize çok iyi bakın.